Öncelikle Ege Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Festivali'nde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ben kimin? Adım Gülçin Güloğlu. Güloğlu Plastik şirketinin ikinci kuşak yöneticisiyim. Genel müdürlüğünü yapıyorum. 1998 yılında Doktor İktisat Fakültesine girdim ve benim iş hayatımdaki maceram ve yolculuğum da üniversiteye girmemle birlikte başladı. Hem okudum hem çalıştım o süreçte. Güloğlu Plastik neler yapar? Güloğlu Plastik 1975 yılında babam Seracettin Güloğlu tarafından Güloğlu Ticaret olarak kurulmuş. Teneke, soba boruları ve soba kovaları yaparak başlamış. 1990'lı yılların başında da artık sobanın ilerleyen senelerde kullanılmayacağını öngörerek plastik sektörüne plastik baca kapakları üreterek başlıyor ve bunu yapmaya başladığında Türkiye'de de ilk defa daha önce plastikten böyle bir ürün yapılmıyor, tenekeden yapılıyor. Çok da doğru bir seçim yapmış ki 90'lı yıllardan sonra plastik sektörü Türkiye'de çok hızla büyüyen bir sektör oldu. Ben hikayeyi 1998 yılında 9 Eylül İktisat Fakültesine başlamamla katıldım ve hem okudum hem işe geldim o süreçte. Ve baktım ki plastik sektöründe çok eksiklerim var. Plastikle ilgili hiçbir şey bilmiyorum ve donanımımı arttırmak için elimden gelen her şeyi yaptım. PET kimyonun o dönem kapısını aşındırdım diyebilirim. Ve nasıl yaptım bilmiyorum ama PET kimyonun hemen hemen üretim müdüründen satış müdürüne, genel müdürüne kadar bütün müdürleriyle tanıştım ve onlardan bilgi edinmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Baktım biz COBİ'yiz. COBİ tanımını araştırdım. Onunla ilgili öğreneceğim çok şey olduğunu öğrendim ve o esnada COSGAP'le tanıştım. COSGAP desteklerini, fuar desteklerini, fuarları araştırdık ve bu böyle ilerleyen bir macera oldu. Benim hikayem nasıl başladı? Üniversite sınavlarından bir gün önce tercihlerimi bitirmiştim ve babam yanıma geldi. Dedi ki bakalım kızım hangi tercihleri yaptın? Benim tercihlerim hemen hemen hepsi sosyoloji, psikoloji ve felsefe üzerineydi. Çünkü çocukluğumdan beri çok kitap okuyan ve psikolojiyi de çok seven bir çocuktum. Dedi ki bunlarla ben mutlu olabileceğini ve para kazanabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bak dedi bizim küçük de olsa bir şirketimiz var. Gel birlikte çalışalım ve birlikte büyütelim. Ben de o gün bütün tercihlerimi iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve mali olarak değiştirdim ve 9 Eylül İktisat'ı kazandım. İyi ki de babam böyle bir müdahale yapmış ve benim yolculuğumu değiştirmiş. Çünkü hakikaten bu anlamda daha mutlu ve daha başarılı olacağımı ilerleyen senelerde kendim de gördüm ve keşfettim. Çünkü ben hep pazarlamayı ve satışı seven bir çocuktum. Benim ailem Bayındır'dı. Babaannelerim, anneannelerim, dedelerim hep Bayındır'da pazara çıkarlardı. Ve pazarda çok küçük yaşta beni anlatıyorlar, ben hatırlamıyorum. Tezgahın üstüne çıkıp Ayşe Kadın Fasulye'ye, Ayşe Kadın Fasulye diye bağıran bir çocukmuşum. Daha sonra da bu hikaye kestane pazarında, Kemeraltı'ndaki babamın küçük dükkanında orada sakız satarak Kemeraltı esnafına devam etti. İnsan ilişkilerim çok iyiydi ve bunu da satışla birleştirdim ve hani hakikaten satışın çok güçlü olduğuna inanıyorum. Birazdan şey soracağım, gençlere tavsiyelerim konusunda hani bir konu başlığım var ama şimdiden hani bu satışla ilgili herkesin kendinde geliştirmesi gereken iyi olan bir yön olduğuna inanıyorum. Kesinlikle öyle. Sizin de hepinizin çok iyi yaptığı ve çok yaparsa ve geliştirirse çok mutlu olacağı bir yönünüzün olduğuna inanıyorum. Eğer hala bilmiyorsanız demek ki keşfedememişsiniz.
bu yok olduğu anlamına gelmiyor. Biraz daha düşünün bakalım, ne yapmaktan mutlu oluyorsunuz, neler sizi mutlu ediyor. Ben o anlamda satış yönümü güçlendiren, insan ilişkilerini güçlendiren bir bölüm seçtiğim ve burada ilerlediğim için çok mutluyum. İlerleyen senelerde beni de çok mutlu etti. Daha sonra ben 98 yılında iş hayatına katıldım. Tabii bir şeyler öğrendim. Fabrika geziyorum. Kongrelere, konferanslara katılıyorum. Bir şeyler araştırıyorum. Ve dedim ki baba bizim büyümemiz lazım. Ben bir yatırım daha yapmak istiyorum. Çok gencim, çok heyecanlıyım. Baba da diyor ki kızım daha çok küçüksün ve çok gençsin. Biraz daha bekle, biraz daha bekle. Neyse bu esnada fark ettim ki bir eksiğim var. İngilizcem bu kadar iyi değil. Ben en iyisi İngilizcemi geliştireyim dedim ve bu boşlukta İngiltere'ye gittim Londra'ya. 6 aylık bir süreç. Gerçi daha uzun bir süreç ve bir master düşünüyordum ama baba bu esnada benimle çalışmaya çok alışmış ve baktı gördü ki gerçekten yatırım da yapmak istiyorum. TİR Organize Sanayi Bölgesi'nde almak istediğim araziyi almış ve bana bir gün gelip yüklü bir dosya gönderdi Londra'ya. Dedi ki istediğin araziyi aldın, ne zaman istersen dönüp inşasına başlayabilirsin. O hafta eşyalarımı topladım, okulu da bıraktım ve gerçekten çok istediğim fabrika inşasına başladım. Aynı sektörde ilerlemek istemiyordum. İnşaat sektörüydü. Sektörümüz inşaat yan sanayiydi. Menfezler, baca kapakları, fen aksesuarları, sinirlik aksesuarları. Biraz daha riski bölmek istiyordum. O yüzden plastik kabuk kasa imalatı için babayı ikna ettim ve burada plastik kasa imalatına başladık. Çok da iyi oldu. Son 10 yıldır ambalaj sektörünün giderek büyüdüğünü hepimiz gördük ve gözlemledik ve ilerleyen dönemde daha da büyüyeceğine inanıyorum bu sektörün. Bugün sektörde 22. yılımı, iş hayatımda 22. yılımı doldurdum. Kadar göz açıp kapayana kadar geçti ki ben bile o kadar sene olduğuna inanamıyorum. Nasıl geçti ve neler yaptım dediğim zaman kendim donanımımı arttırmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Eksiklerimi çok iyi tespit ettim ve her türlü eğitime katıldım. Bilmediğim konularda sivil toplumlardan inanılmaz destek aldım plastik sektörüyle ilgili. Elit plastikler olsun, PAGE olsun, yönetim kurulu üyeliklerini yaptım. Sanayi odasında meclis üyeliği yaptım. Hepsinin hem bana hem sektördeki arkadaşlara çok faydası olduğunu düşünüyorum. Süreç o kadar hızlı akıp gitti ki bu sürede başarılı mısınız, başarısız mısınız, neler yaptınız, zaman zaman gözden kaçırıyorsunuz, çok büyük bir koşturmaca ve karmaşa. Bunu da aldığımız ödüller bize çok güzel gösterdi. Bir tanesi hiç beklemediğimiz Harvard Üniversitesi'nde bir iştirakı olan All World Network'ün en hızlı büyüyen Arabia 500'de 6. şirketi seçilmemizdi. İnanılmaz gurur verecek bir ödüldü ve ödül olarak da bizi 10 günlük bir Harvard Üniversitesi'nde girişimcilik eğitimine götürdüler. O zaman bakıyorsunuz ki keşke daha büyük hedeflerim olsaydı ve Harvard'da okumayı düşünseydim, hedefleseydim diye düşündüm. Ama hiçbir şey için geç değil. Hala da ilerleyen süreçte, emekliliğimde gidip bir workshop'una ya da küçük kısa eğitimlerine katılmak istiyorum. Hayat böyle sürekli öğrenerek geçiyor. Ve ben öğrenerek daha mutlu oluyorum. Orada bizi işte belli bölgelerin kazanan girişimcileriyle bir araya getirdiler. İşte Hindistan'dan, Pakistan'dan, Kenya'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, aklınıza gelebilecek pek çok ülkeden
kazanan girişimciler vardı. Orada bir şey gördüm ve beni hem motive etti hem mutlu etti. Gelişmiş ülkede olsun, az gelişmiş ülkede olsun, girişimciyseniz ve girişimciliğe adım atıyorsanız ve paranız yoksa dünyanın her yerinde aynı. Maddi olanaklara erişiminiz, maddi kaynaklara erişiminiz orada da kısıtlı. Eğer gösterecek bir sermayeniz yoksa. Ve gördüm ki girişimcinin sorunu her yerde aynı. Bu da beni açıkçası daha çok motive etti. Daha çok yapabileceğimi gösterdi. Ve bugün burada olmamın en büyük sebebi de sizlerin de hepinizin birer cevher olduğunu ve hepinizin istediğiniz bir şey varsa, hedefiniz varsa bunu başarabileceğinizi göstermek. Daha sonra o ödülü takip eden Top Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinde 50. sırada diye yerleştik. Arkasından yeni ufak ödüller geldi. Ve baktım ki 2005 yılında kurduğumuz fabrikamız, ben onu ilk çocuğum olarak değerlendiriyorum. Büyümüş, yürümeye başlamış, koşmaya başlamış. Ve bu beni inanılmaz gururlandırdı. Demek ki doğru bir şeyler yapmışız, doğru bir yere gelmişiz. Ama dediğim gibi hayat bir yolculuk. Hiçbir zaman ben artık oldum, bittim, başardım, bunun üstüne koyabileceğim bir şey yok demek değil. Hep daha iyisi, hep daha güzeli var ve hep de hedeflerime daha ilerlettim. Daha iyi nasıl olabilirim, daha bu şirketi büyütmek için neler yapabiliriz de. Böyle de devam edecek herhalde. Bence başarılı bir insan mısınız sorusunun cevabı öldükten sonra verilecek bir cevap. Çünkü o hayatınızı tamamladınız ve o süreci nasıl bitirdiğinizle ilgili. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de kadın olarak iş hayatında ne zorluklar yaşadığımla ilgili. Çok şanslıyım. Öncelikle İzmir'de doğdum ve büyüdüm. İkincisi de hiç kız çocuk, erkek çocuk ayrımı yapmayan bir anne babanın çocuğuydum. Her zaman beni her konuda yüreklendirdiler. Kızım sen bunu yapabilirsin, başarabilirsin. Tabii ki çok hatalar da yaptım, çok yanlışlar da yaptım ama bunun beni yıldırmasına hiçbir zaman izin vermediler. Tekrar denemelisin, yapabilirsin, başarabilirsin diye. O anlamda yaptığım işin, sektörde çok soruyorlar, bu işi nasıl yapabiliyorsun, çok erkek egemen bir sektör diye. Ben bunu bir kadın işi, erkek işi olarak ayırmadım. Açıkçası hiçbir işi, hiçbir iş kolunu kadın işi, erkek işi olarak ayırmıyorum. İnsan isterse ve yaptığı işte mutluysa o işi bir kadının da çok başarılı yapabileceğini, bir erkeğin de çok başarılı yapabileceğini inanıyorum. Evet, geldik en can alıcı soruya. Gençlere tavsiyelerim neler? Öncelikle hedef belirlemeliler diye düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi kendi cevherlerini keşfetmeliler. Kendi cevherlerinizi keşfedin. Hangi konuda yetenekli olduğunuzu, çünkü o sizi mutlu edecektir. Sonuçta. Yani onun üstüne gittiğiniz zaman doğru sonuca inanacak, ulaşacağınıza inanıyorum. İkincisi hedefleri somut şeylerden öte soyut şeylere yönlendirin. Hiçbir zaman hedefiniz para olmamalı. Çünkü para bunu getirdiğini düşünmüyorum. Hedefiniz başarılı bir insan olmak olabilir. İyi bir insan olmak olabilir, mutlu bir insan olmak olabilir ama zengin bir insan olmak olmamalı. Çünkü hayatta da çok görmüşsünüzdür etrafınızda, gerçekten mutluluk getirdiğine inanmıyorum. Bir ev, bir araba, bunlar amaç olmamalı. Bunlar araç,
Zaten siz mutlu bir şekilde bir iş yapıyorsanız başarı da arkasından gelecek. Para da sizi bu anlamda destekleyecektir diye düşünüyorum. İkincisi, dediğim gibi seçtiğiniz hedefin doğru hedef olması. Çünkü yolun sonuna geldiğinizde ya da ortalara geldiğinizde ben de bunu istemiyordum demek bu da şey değil. Hani hedefinizi de değiştirebilirsiniz ama size zaman kaybettirecektir. İkincisi, en büyük sermayeniz kendinizsiniz. Bunu hiç unutmayın. Sermayeniz sizsiniz ve çok çalışmak. Çok çalışmak. Üniversiteye giderken mutlaka iş hayatına bir şekilde dahil olun. Bu bir kasiyerlik olabilir, garsonluk olabilir, bir fabrikada imalatçılık olabilir. Lütfen hiçbir işi ayıplı, işte kötü iş, iyi iş olarak ayırmayın. Bunların hepsi birer tecrübedir. Yaptığınız her işte fark yaratmaya çalışın. Bence en önemlisi bu. Bir şey yapıyorsunuz ama ben bunu daha iyi, daha farklı nasıl yapabilirim? O yaptığınız işi araştırın. Dünyadaki örneklerini araştırın. Nasıl yapılıyor, neler yapılıyor, örneklerini görün, kendiniz geliştirin, okuyun, eğitimlere katılın. Mesela bir kahve kafe açmayı düşünüyorsunuz ya da bir kahve dükkanı işletmeyi düşünüyorsunuz, kahveyi araştırın, kahvenin tarihçesini okuyun. En iyi şekilde nasıl sunabilirsiniz, onun tekniklerini araştırın. Tadım kurslarına gidin. Yani hani bir işi yapıyorsanız onu yapan en iyi kişi olmayı hedefleyin. Zaten arkasından insanlar sizi arayıp bulacaktır ve sizi parmakla göstereceklerdir. Aslında ben interaktif konferansları çok daha fazla seviyormuşum. Sonunda onu fark ettim. Çünkü sizden gelecek sorular daha konuşmayı yönlendiriyor ve sizin sorularınız açıkçası çok daha önemli. İnternetten benim bilgilerime ulaşıp mail atabilirsiniz. Sizlerin sorularına da cevap vermeyi çok isterim. Maalesef pandemi dolayısıyla böyle bir yol seçmiş arkadaşlarınız. Umuyorum ki ilerleyen dönemde yüz yüze bir konferansta hepinizle buluşuruz. O güne dek hepinize hoşça kal. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim.